Aşık Halk Edebiyatı ürünlerini incelemeye geldik arkadaşlar. Biz hazırız. Bir bilgi vererek başlayalım Fatmacığım. İslamiyet öncesi sözlü edebiyata başlayan bu gelenek aslında, onu birazdan anlatacağım biraz böyle gibi. Aslında günümüze kadar devam eden bir edebiyattan bahsedeceğiz arkadaşlar. Aşık tarzı halk şiirlerine aşık dendiği için de bu edebiyata aşık tarzı halk edebiyatı diyoruz. Aşıkların yetişmesi sevgili arkadaşlar, orada bir gelenekten bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında Fatmacığım, bunlar okula, okuma yazma bilmeyen, okula gitmeyen bir gelenekti. Ümmi. Yani yanında bir tane çırak, o adamın yanında ilkokuldan ortaokula, liseye kadar hep yanında takılan, onunla beraber saz eşliğinde Anadolu köy köy gezerken şiirler ortaya getiren. Sonra Fatmacığım, bu çırak nasıl sence usta oluyor? Ustasını izleye izleye. Ve ondan küçük küçük notlar tutarak. Evet. O notları da şöyle cönk mönk diyorlardı herhalde. Sonra Fatma rüyasında görmeden artık büyük bir aşık olamaz. Ne yapıyor rüyasında? Aşık bir pir efendi geliyor. Evet. Ona bir isim veriyor. Bundan sonra senin ismin Fatmiye. Fatmi. Neyse artık ne olur. Ona bir isim veriyor. Sonunda diyor ki sen bundan sonra aşıksın. O rüyayı görene kadar da ne yapıyor Fatmacığım? Aşık olamıyor. Tamam mı? Ona göre devam ediyor. Hop, devam. 16. yüzyıla itibaren divan ve tek edebiyatındaki unsurları bünyesinde birleştiren aşık tarzı çok önemli. Hani demiştim biraz önce, İslamiyet öncesinde, örneğin Fatmacığım hatırlar mısın? Ne vardı orada? Şamanlar vardı. Kamsı mıydı hocam? Şaman değil mi adamı? Baksı. Onlar ozan. Evet. Şimdi arkadaşlar, o şaman geleneğindeki o şamanların ne vardı? Birkaç özelliği vardı. Onu birazdan değinelim. O yönleri olan bu aşıklar daha sonradan ozan olmuş ama Cumhuriyet Halk Edebiyatı'nın 14, 15, 16'ya doğru aşık adını almış bir gelenekten geliyorlar. Şimdi aşık Fatma seslendir istersen. Aşıkların şiirlerini saz eşiğinde okuması geleneği günümüzde özellikle Kars yöresinde devam ediyor. Yani bu gelenek günümüzde devam ediyor değil mi? Evet. Özellikle son dönemde aşık Mahsuni Şerif, Üstad Neşet Ertaş, evet. Murat Çobanoğlu gibi aşıklar bu geleneği Türkiye'ye yansıtan sanatçılar. Bu gelenek günümüze kadar devam ediyor ve çok güzel örneklerini görüyoruz. Şimdi genelde sözlü olmasına rağmen şairler şiirlerini, az önce söyledik, o çıraklar ne yapıyordu bunları? Cönk dinlen defterle de topluyor. Bu çok önemli Fatmacığım. Hep de sorularda geliyor değil mi? Denemelerde falan. Şiirde anlatım içten yalın ve samimi bir üslup. Değil mi? Çok önemli. Nazım birimi nasıldır? Dörtlük. Gelenekselde zaten bu var değil mi? Evet. Buraya niye saz koyduk Fatmacığım? Hocam yansıma. Niye saz koyduk? Saz şairleri çünkü hocam. Evet, dikkatini ölçtüm. Uyuyor musun bakayım? Hece ölçüsünün 7'li, 8'li ve 11'li kalıpları genellikle kullanılmış koşmalarda. Ama daha çok yaygın olarak şu çok yaygın. Bazen şu kullanılmış. Aşk, tabiat, gurbet, ayrılık, ölüm, özlem, kıskançlık, yiğitlik, toplumun sorunları, insan davranışları, bunlarla ilgili eleştiriler konu olarak işlenmiştir. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı ve mahlası geçer. O zaman bunlar ne değildir Fatmacığım? Anonim değildir arkadaşlar. Şiirin genellikle hazırlık olmaksızın doğaçlama ile söylendiği, ki zaten dedik az önce, dedik, yazılı bir metin yok. Çoğu zaman taşlama, atışma şeklinde de geçiyor. Evet. Doğaçlama. Sonradan yazıya geçiyor. Sonradan yazıya cönklerdi. Evet. Divan edebiyatında görülen kalıplaşmış benzetmelere biz diyorduk. Hani imgeler vardı ya Fatmacığım, hatırladın mı sen evet de? Evet hocam. İmgelere biz mazmum diyorduk. Halk edebiyatında da var. Yani her şairin kullandığı ortak bir dil var bu dönemde. Mesela Fatmacığım bununla ilgili örneğin ne diyor? Sevgili anlatırken gene de ne kullanmışa bakın. Yeşil başlı göğel ördek. Demek ki yeşil başlı göğel ördeğin o güzelliği, evet, güzel kızlara benzetilmiş. İnci diş. Bütün aşıklar dişler hep inciye. Hatta böyle ağız açıldığında mercana benzedi. Yani bir sevgili konuşurken incileriyle konuşur diye böyle. Ne bu yahu? Buyur. Nasıl sanattır, güzeldir böyle ya. Mesela elma yanak. Mesela genelde bilmiyorum, şimdi kızlara elma yanak desen kızarlar bize. Ama o zaman eskiden elma yanak demek utanmayı gösterir. Kızda bir güzellik ebaresi. Ama her şair bu dili kullanmış. Ama günümüzde bu geçerli değil fazla herhalde. Çok değil hocam. Badem göz. Eşek gözü. Badem göz mesela değil mi? Aklına geçiyordu hocam. Aynen. Badem göz deyince mesela o dönemde bütün şairler gözü bademe benzetmiş.
Badem, şimdi Ginesli söylesem badem ne diyor? Badem bir hıyar var onun ama. Değil mi? İstanbul bademi, hıyar. Evet. Onu zanneder o. Kiraz dudak. Böyle küçücük olduğu için herhalde sevgiliyi kiraz dudağa benzetmiş. Bütün şairlerde bu ortak dil var Fatmacığım. Keman kaş. Kaşlar kemana benzetilmiş. Sırma saç, selvi boy devam ediyor. Böyle. Bunlar ne aynı zamanda? Mazmun ama imge. Tamam. Divan edebiyatı daha çok düşünceye önem verdiği için demiştik. Divan edebiyatı soyut bir edebiyat. Ama az önce gördüm Fatmacığım. Hadi da sevgiliyi neye benzetti böyle? Doğadaki bir canlıya. Somutlaştırdı. O zaman ne diyelim biz? Halk edebiyatında somut bir edebiyat diyebilir miyiz şöyle? Diyebiliriz hocam. Tamam, kesin. Sevgili arkadaşlar, bu yüzden benzetmeler yönünden. Halk edebiyatı da, hele hele aşık edebiyatı kesinlikle somut bir edebiyattır. Halk şairlerinde aşık olma geleneği, ben bunu biraz daha az önce anlattım ya. Şimdi onu biraz açmak istediğim için söyleyeyim. Mesela ilk kez bu şaman, ozan, baksı, bu insanlar genelde o dönemde ne yapıyorlar? Bir, dini ritüelleri var. Böyle güzel, hatta onlar da biliyorsun böyle fazla uzun saçlarla danslar ediyorlar. Evet. Onlar o günler şamanlar çok yıkanmazmış. Özellikle şaman, imbar, rahipler. Bunlar şiirler söylüyor. Ama bir, sihirbazlık yapıyorlar. Hekimlik yapıyorlar. Bunun yanında birkaç görevi daha var. Bunlar bilgeler. Hatırlar mısın? Dede Korkut'ta evet, da böyle evet, bir bilge yönü vardı. Dolayısıyla o dönem yavaş yavaş günümüz şairlerine geldiği zaman sadece saz söyleme noktasına gelmiş Fatmacığım. Ama ilk önce sihirbazlık gelenek, neydi, hekimlikleri var. Ama bu dönemde ustanın yanında yetişmiş çırak, az önce söylemiştik dersin başında, rüyasında birini görmeli, o kişi ona mahlas vermeli, ondan sonra yürü ya kulum der gibi, ondan sonra eline saz alıp o da kendi bağımsız saza devam etmeli. Böyle günümüzde de mesela Leman Sam'ın kızı Şevval Sam gibi, öyle değil mi? Hep annenin geleneği devam ettiren bir kız, babanın geleneği devam ettiren bir erkek evlat olmuş. Bazen de öyle olmuş. Günümüzde birçok sanatçıda bu örnekleri görüyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Diyoruz bu bir gelenekmiş. Rüya görme geleneği. Değil mi? Var mı bakma, rüya görüyor musun yani? Yok hocam, sen artık edebiyatçı oldun falan. Bu aralar görmüyorum hocam. Daha olmamış. Şimdi sevgili arkadaşlar, aşık tarzı halk şiirinin nazım biçimleri, nazım türleri. Fatmacığım kalemini alayım, şimdi lazım olacak çünkü. Şimdi aşık tarzı nazım biçimleri diyor. Sevgili arkadaşlar, nazım biçimi deyince neye göre ayırıyoruz? Fatmacığım buraya bence iki kavram yazalım. Ne? Mesela kafiye örgüsüne, hece ölçüsüne. Kafiye örgüsüne, hece ölçüsüne. Yani şiirlerin dış görünüşe bakarak isim vermek nazım şekli. Nazım. Tamam. Nazım biçimi, hı, nazım şekli aynı şey. Ama şiir okuyorum Fatmacığım. Şimdi diyor tür diyor mesela. Şu türü de önemleyelim. Mesela sevgili arkadaşlar, şiir okuyorum. Şiirin konusuna bakıyorum. Şiirin konusuna göre, lütfen yazın. Şiirin konusuna göre de o şiiri isimlendirmek nazım türüdür arkadaşlar. O zaman Fatmacığım, kafiye örgüsü ve hece ölçüsüne göre yazdın mı? Evet. Konusuna göre. Şimdi kafiye örgüsü ve hece ölçüsüne göre sevgili arkadaşlar, koşma, semai, destan varsa, mesela bir ipucu verin Fatmacığım. Birazdan inceleyeceğiz ama yazar mısın? Mesela koşma kesinlikle 11'li. Mesela. Semai S'den aklımıza gelsin. Kesinlikle 8'li. Yazalım. Yeterli. Mesela konusu güzellerden bahsediyorsa güzelleme, ölümden bahsediyorsa ağıt. Tamam. Hocam şöyle diyebilir miyiz o zaman? Mesela bir şiir geldi önümüze. Daha okumadan, yani konusunun olduğunu bilmeden dışarıdan hani böyle üstün körü bakınca kafiyesini anlayabiliyoruz. Hece ölçüsünü sayarak anlayabiliyoruz. Ama içini okuduktan sonra konusunu kavrayabiliyorsak o zaman türüne mi giriyor? Fatmacığım şöyle yapalım mı? Bir örnek üzerinden anlatalım mı? Hadi bakalım o zaman. Fatma arkadaşımızın sormak istediği bütün soru herkesin aklına gelen sorular. Fatmacığım sen şuraya bir ok yapıyorum. Ben buraya bir ok yapıyorum. Orası senin, burası da benim. Tamam mı? Ben nazım türü diyeceğim. Sen de nazım biçimi de. Arkadaşlar bu şiirin, ben arkadaşımın önce halledelim, nazım biçimi olup olmadığını, yani bu hangi, bu hocalarımıza verse, bu şiir hangi nazım biçimidir derse Fatmacığım az önce söylediğini uygulamaya geçirir misin? Geçelim. Neye bakacaksın? Önce hece ölçüsünü bulmak istiyorum. Bakalım. 2, sesli 4, lütfen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ama bir tane aldanma, bir tane daha şunu da, bir tane daha. En az 2-3 tane beş, sayın arkadaş, öyle aldanmayın hemen. 8, 9, 10, 11. Kesin. 11. Birinci ipucunu buldu. Hece ölçüsü 11'li o zaman. Tamam dur. Acil et. Hemen ipucu verme. Değil, ipucu. Hayır hayır. Bakalım dur. O baktı. Bir de neye bakacaktın? Kafiye örgüsüne bak bakalım. Kafiye örgüsüne bakacağım. Sonra ne diyelim ona? A, B. O zaman kafiye örgüsü de A, 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 B. Bu. Devam et. Burada B. C, o B'yi kullandım. Pardon. C.
C, D. C, C, yine C bak. Dı, rahat olsa C, C, C. He, tamam, pardon. B, B. D, D herhalde, bakalım. Evet, D, D, D. E diyebilirim buna da. B deme, B de çünkü ölümle bittiği için. Tamam. Bak, bak, öyle yok, yine B diyorsun. Tamam, ha, evet, evet. Tamam, şimdi bu ne? O A, zaman... A, B, C, 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 D. İpucu çıktı arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kafiye örgüsü olan neydi? A, B, A, B. Birazdan göreceğiz. Evet, 10 bileci ölçüsüse %100. Koşma. Ne yaptı? Kafiye örgüsüne baktı arkadaşımız. Ölçüsü, hece ölçüsüne baktın. Cevabı buldun. Ben ne yapacağım arkadaşlar şimdi? Vara vara vardım ol kara taşa. Hasret ettin benim beni kavum kardeşe. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm dedi. O zaman konum çıktı. Yine de bakayım. Karaca olan, yani şöyle devam edeyim. Nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola gönderdi. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. O zaman Fatmacığım, ben de şöyle diyebilir miyim? Ölüm konusu çok sıkça işlediği için bu bir ağıttır diyebilir miyim? Diyebilirsiniz hocam. Evet, dedim ve ne oldu? Nazım türüne göre konusuna baktım. Sen de dış görünüşüne baktın. Nazım biçimini koşma dedin. Ben de nazım türü ağıttır dedim. Doğru yaptık hocam bence. Aynen. Şimdi gelelim ayrıntıda. Fatmacığım, bir ana başlıkta bakalım. Halk edebiyatının en önemli biçimi koşma dedik, bir başlığımızı attık. Koşma. Halk edebiyatı nazım şekli arasında en çok sevilen ve en tutulan, hatta 5 yıldızlı tür diyoruz buna, koşma. 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 Günümüzde başka bir anlamı var ama olsun. Bununla, bu şiir ismi. Şimdi normalde İslamiyet öncesindeki koşuk türünden geliştirilmiş yeni bir türdür diyebiliriz. İslamiyet öncesi bir takım törenlerde o dönemin din adamları tarafından kobuz eşine söylenen koşuklara benziyor. Evet. Söylemiştik onları. Evet, koşmalar dini konular dışında genelde her türlü temada söylenmiştir. Genel olarak aşk, doğa, ölüm, sevgi, güzellik, yalnızlık, kahramanlık, yiğitlik konuları işlenmiştir Fatmacığım. Koşmalar. Tamam. Genelde tüm konular. Şimdi sevgili arkadaşlar, daha değerli toplu olsun diye yazılılarda hocalar sizden koşmanın özelliklerini ya da verilen şiirin özelliklerinden 5 tane çıkartın diyebilecek veya 10 tane çıkartın. 10 tane demezler ama, değil mi? O kadar acımasız olmayın, peki, hocam. Aynen. Peki koşmanın özelliklerine bakalım Fatmacığım. Bir madde senden, bir madde benden. Koşmalar 3 ila 5 dörtlükten oluşurmuş. Evet. Adı üstünde dörtlükten oluşurmuş. Evet. Hecenin 11'li kalıbı tercih ediliyor. Sevgili arkadaşlar, zaten en önemli özelliği herhalde buydu değil mi? Kesinlikle 11'lisi %100 koşmadır. Evet. Dili sade. Son derece sadedir. Evet. Son dörtte mutlaka şairin bir mahlası yer alır. Mahlası neydi Fatmacığım? Bir daha hatırlatalım. Şairin isminin son kıtada geçmesi. O kadar. Evet. Koşmaların kafiye şeması. Abi, az önce dedik. Şimdi arkadaşlar, şiir işlemeden önce söyledik. Bakın özberleyelim. A, B. A, B. C, 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 B. D, 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 B. Kesinlikle bir koşma kafiye örgüsüdür. Bazen sorularda direkt bir şiir üzerine soruyor. Bu şiirde koşma kafiye örgüsü işlenmiş midir? İşte o bu. Konulara göre şimdi arkadaşlar. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt gibi bölümleri varmış yani. Onu birazdan görelim ayrıntıyı. Divan Edebiyatı'ndaki gazelle bu birbirine benziyormuş. Halk edebiyatındaki koşma diyoruz ve böylece toparlamış oluyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle yapalım mı? Koşmanın konusuna göre türleri. Başlığımız öyle olsun. Sevgili arkadaşlar, az önce dedik 11'li hece usulü yazılan bu koşmalar konularına göre 4'e ayrılırmış. Kısa kısa değinmek istiyoruz buna. İlki Fatmacığım. Sevgili arkadaşlar, koşmalar 11'li yazılıyordu. 3 ila 5 4'ten oluşuyordu. Evet. Güzelleme Fatmacığım ilk türümüz. Adı üstünde güzelleri anlatıyor. Senin evet. gibi Fatmacığım. Lirik temalı dedik o yüzden, değil mi? Genellikle dedik aşk, ayrılık, özlem, doğa gibi konular işleniyor. Divan edebiyatında da gazel kelimesini karşılayan. Gazel o zaman güzel desek olur mu? Olur. Evet. Divan edebiyatındaki karşılığı da gazel. Evet. Koçaklamaya bakalım Fatmacığım. Hocam en önemli özel şeyini de verelim. Temsilcisini. Karacaoğlan. Karacaoğlan. Evet, Karacaoğlan her gittiği yerde bir güzel bulmuş. Ondan sonra oradan bırakıp kaçmış. Evet. Evet, doğru söyledin. Çok teşekkür ederim. Koçaklama. Adı üstünde yiğitleri, koçları anlatıyor. Koçları. Değil mi? Koçak. Oradan Anadolu'da öyle. O zaman savaş, kahramanlık, yiğitlik konuları işliyor diyelim mi? Evet. Sonra koçaklamanın en güzel örneğini söyleyeyim ben sana. O zaman demin unuttuk. Köroğlu, Dadaloğlu. Neydi o? Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diyen Köroğlu. Değil mi? Sonra bu efendim ferman padişahınsa dağlar bizimdir diyen Dadaloğlu. Taşlama adı üstünde. Taşlama. Biz, evet, ne bu Fatmacığım? Eleştirme sen, bence. Toplumun aksayan yönlerini sivri dillerle
göndermek. Evet diyelim. Ağıt sevgili arkadaşlar. Ağıtı az önce söylemişim. Genelde neydi bu? Bu hani İslamiyet öncesindeki sagular olan, ölen insanların arkasından söylenen şiirlerdi ya arkadaşlar. Bu halk edebiyatının karşılığı ne oldu? Ağıt evet. oldu. Bunun aynısı divan edebiyatında da var Fatmacığım. Evet. Divan edebiyatındaki karşılığı da mersiye. Mezardan gelsin aklımıza maalesef. MM olduğu için. Mezar, mersiye diyoruz. Bu arada arkadaşlar ağıtlar genelde evet birçok Kazban Hıfzı gibi şeyler şairlerimiz var ama genelde ağıtlar anonimdir. Fatmacığım şuraya şunu yapar mısın? Ağıtlar evet doğru koşmanın bir türüdür ama genelde acıklı kötü olaylar anlatıldığı için herhalde şairlerimiz tercih etmişler. Hep anonim genelde ismini söylemeyen birçok ağıt var Fatmacığım. Fatma üçüncü türümüze geçtik. Başlığımız semai. Sevgili arkadaşlar aşık edebiyatının yani elinde saz şairlerin ortaya koyduğu şiir türlerinden semai. Aşık tarzı halk şiirinin en önemli ölçüsüdür. Ama en önemli özelliği neydi Fatmacığım? Sekizli. Şöyle. Değil mi? Semai sekizli. Harikasın sen. Evet. Semai olarak adlandırdık. Semai de kendine özgü bir ezgisi varmış Fatmacığım. Bu da çok önemli. Hatta semai unutmayalım. Maddelerde unutturma bana. Aruz'la ilgili bir cümle söyleyeceğim. Dörtlük sayısı 3 ila 5 dörtlükten oluşur. Daha çok aşk, tabiat, sevgi, aylık konuların işler. Semailerde şairin mahlasına yer verilir. En güzel örneklerini arkadaşım söylemişti. Güzellemeler vardı ya. Bunun en güzel örnekleri yine Karacaoğlan vermiş. Çünkü genelde böyle sevgi konulu şiirlerdir. Kafiye örgüsü A, B, A, B, C, 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 B, D, D, B. Koşma yani gibi. Koşma gibi. Dili son derece yalındır. Aynı zamanda Fatma'cığım şuraya yazar mısın? Tabii. Arkadaşlar halk edebiyatında, aşık edebiyatında böyle aruzla yazılan şiirler var. İşte semai aruzla yazılan bir şiir bazen. Aruzla yazılan bir şiirler isminde de geçer. İşte kalenderi vardı, vezni aher vardı, divani vardı, satranç vardı. Bunlar neydi? Aruzla yazılmış şiirlerdi Fatma'cığım. Evet. Onların birisi de semai diyorlar. Orada da onun ismi geçiyor. Tamam mı? Hı-hı. Evet diyoruz. Bakalım semaya. Fatmacığım şöyle bakalım. Bugün ben bir güzel gördüm. Yeşiller giymiş ağ üzre. Aklı başımdan aldı. Durabilmem ayak üzre. Dedi. Böyle tabi okunmaz ben de biliyorum ama. Değil mi? Mah cemaline bakılır. Ben kulun yanıp yakılır. Söndükçe bal dökülür. Leblerinden dudağ üzre. Derken Fatmacığım burada bir ipucumuz var mı? Mesela bir. Güzel gördüm. Güzel. Güzelleri yazdı. İki, hani başka bir ipucu vardı. Cemal. Yok, ne bilsin ki şöyle sayıyordun ya sen. He şey, hece ölçüsünü. Say hemen kaleminle. İyi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu şiirin hangi şiirden alındığını anlamak için nazım biçimi mi, nazım türü mü? Nazım türü güzelleme. Bu arada Fatmacığım, semailerde de aynen bu taşlama, güzelleme, koçaklama türleri olduğunu söylüyor bazı kaynaklar. Hı hı. Okullarda genelde biz vermedik ama onu da unutmamak lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar bir, konusu güzelden bahsediyor. İki, kaçlı bu? Sekizli hocam. O zaman sekizli bu. %100 hangisidir? Semai. Semai. Diyoruz. Hop ipucunu buluyoruz. Geldik başka bir şiirimize. Fatmacığım başlığımız belli zaten. Destan evet. yazalım yine de. Destan. Halk edebiyatının en uzun türü diyebilirim. En önemli özelliği bu. Evet. Aşık tarzı şiirini yazdım zaten. En uzun nazım biçimidir. Çok önemli. Hatta Kayıkçı Kul Mustafa var. Evet. Genç Osman Destanı böyle değil mi? Onun gibi. Orada arkadaşlar Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı 44'lükten oluşuyor. Hatta Mehter Marşı bile oldu o. Evet. O kadar uzun. Yani dolayısıyla halk edebiyatının en uzun türü diyoruz buna. Dörtlüklerden oluşuyor. Bir. Kimi destanlarda dörtlük sayısı 100'ü geçermiş. Destana gerekli hecenin 11'li ama 8'li yazan da var. Onu kesin koymuyoruz o kuralı. Hı hı. 8'li demiştim söyledim. Uyak düzeni yine ters olmuş. A, B, A, B. Yo tamam iyi aynısı aynı fark etmez. Hı. B, A, B, A, C, 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 A, D, D, A, E, E, A demişim. Ne olur fark eder mi? Ya da ilk dörtlük X, A, X, A şeklinde olabilirmiş. Aslında koşmayı biraz taklit etmiş. Doğru evet, mu? Evet hocam. İlk başta öyleymiş. Sonradan demiş ki ilk dörtlüklerde bazen bu da olabilir demiş. Destanın son dörtlüğünde kesinlikle şairin neyi geçer? Mahlası. O zaman destanlar da anonim değildir. Değil. Bu yapma destanlar. Doğal destanlarla ilgisi yok bunun. Değil mi? Hı-hı. Fatmacığım burada bir örnek var. Sana derim sana söngün Erzincan. Hani eyvan köşkün şirli otağın. Aldın kucağına nice 100.000 can. İnsan körhanesi taşın toprağın.
Fatmacığım bu olayı azıcık hatırladın mı? Erzincan depremi. Ona bir gönderme yapmış, evet. Değil mi? Ne civanları eyledin Türap, bülbülün yerinde çağırır gurap, çarşın pazarların hep olmuş harap, solmuş gazel, dökmüş postanın bağın diye o günkü bir şairimizin Erzincan üzerine yazdığı bir ağıt destan arası bir şey olmuş diyelim. Hı-hı. Sevgili Fatmacığım, bir türe daha geçtik. Herhalde bu son türümüz varsağı. Yazayım mı? Hem yaz hem bu arada sen varsağı daha önce duydun mu onu bir düşün bakalım. Ben giriş yaparken. Sevgili arkadaşlar, bu şiirin özel bir ezgiyle söylendiği semailer gibi özel. Bre hey hey. Neydi o? Kızıroğlu Mustafa Bey. Hey hey bre bre. Evet Fatmacığım, bu arada varsağı nereden gelmiştir? Hocam Güneydoğu'da Türkler, yani bizim devamımız olan Türkler yaşıyormuş. Varsak boyu değil mi? Varsak boyu. Onların ortaya koydu bir türlü, evet. Bu. Evet. Karacaoğlan onlardan aldığı ve geliştirdiğini söyleriz. Arkadaşlar koşmaya benzer. O zaman arkadaşımın dediği zaten yazıyor. Çok da güzel, aferin bu ara. Semaiye benzer diyoruz. Niye? Ezgisiyle beraber. Ama hece ölçüsünün bazen genelde 8'i tercih edilmiş. Ama 11'lisi de var. Kafiye şeması şöyledir. X A X A B B B A C C C A. Farkında mısın? Destana benzetmişler. Evet hocam. Semai'den ezgi yönüyle ayrılır. Semai varsa biraz daha böyle duygusal bir ezgi. Varsa biraz daha Kızıroğlu Mustafa Bey hey hey. Heybetli. Evet. Ne diyor? Yiğit havası var. Ah çokluk içinde bre hey hey gibi ünlemler bu şiirde yer alır. Bu ünlemlerin bulunmadığı varsağılarda ezgisiyle fark edilir diyor. Yine bakalım ben bir varsağı örneği aldım mı? Bir sen bir ben yine okuyoruz, tamam, değil mi? Öyle kapatacağız bugün. Yürü bre Bulgar Dağı, hemen dağlar sende mi olur? Yaylalı sümbüllü yurtlar, büyük evler sende mi olur? Yükseğinde döner kuşlar, engininde kervan işler, kürk giydirir at bağışlar, yiğit beyler sende mi olur? Yaylası ufak tepeler, yağar yağmur kar sepeler, kulakta altın küpeler, hemen dilber sende mi olur? Karacaoğlan düz ovalar, şahenin keklik kovalar, inil inil taşlar yuvarlar, büyük seller sende mi olur? Diyoruz ve bitiriyoruz. Evet.